Merhaba arkadaşlar. Uzunca bir süredir sadece haber özetleriyle ilgilenebiliyordum. Çünkü çok fazla zaman alıyordu. İstediğim tür videoları çekmek için yeterli zaman bulamıyordum. Bugün biraz şartlarımı zorlayacağım çünkü ilgi çekici gelişmeler var. Son dönemde biliyorsunuz Crew AI devrede büyük bir gelişme sağladı. Yaklaşımlar hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Ve 2 gün önce de Meta Llama 3'ü duyurdu. Ve şimdi ben bunları birleştirip bir eğitim videosu değil de ipuçları aktarmak için bir video çekmek istedim. O yüzden birçok şeyi belki atlayarak dile getireceğim. Sormak istedikleriniz olursa videonun altından sorularınızı yöneltebilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Evet, şimdi hemen şöyle kurulumlarla ilgili neler yapıyoruz onu şey yapayım. Bir Crew AI isimli bir klasör açtım. Bunu istediğiniz yerde ve isimde yapabilirsiniz. Bu klasöre geçtim. Bir sanal ortam kurdum. Python XEMVIEMV E310. Burada daha önceki videolarımda da bu yöntemi kullandığımı hatırlayanlar vardır. Şu anda aktif olarak Python 3.10'u kullanıyorum. O yüzden sanal ortamın adını da E310 koydum. VMV kullanıyorum. Sanal ortamı bu şekilde oluşturuyorum. Bir de aktive etmemiz lazım tabii. Source E310 sanal ortam klasörü /bin/activate. Tabii ki sanal ortamı kurduktan sonra ilk yaptığımız iş pip install --upgrade pip şeklinde pip'i upgrade etmek oluyor. Crew AI için temel kurulum modüllerimiz şöyle. Önce pip install crew AI diyoruz. Ve bunların hepsini birden kurmak da mümkün. Tek tek de kurabilirsiniz. Ben işte birincisini bu şekilde kurdum. Diğerini de grup halde verdim. Pip install crew AI-tools duckduckgo-search longchain-community. Bunların hepsini bu videoda kullanmayacağız ama sanırım crew AI ile ilgili birkaç video çekeceğim. Bunun bir kısmı Gemini ile ilgili olacak, bir kısmı Llama ile. Bugün ise Grok üzerinde Llama 3'ü nasıl kullanacağız onu göstermeye çalışacağım. Grok API'yi elde etmek için https /console.grok.com'a geçiyorsunuz. Ve buradan API Keys menüsüne geçtiğiniz zaman oradan yeni bir API alabiliyorsunuz. Hatta şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Evet, burada Playground geliyor karşınıza otomatikman. API Keys'e geçiyorsunuz. Buradan Create API Key dediğiniz zaman tabi bağlantı için benim kurulumum daha önceden yapılmış durumdaydı. Önce kendinizi register yapıyorsunuz. Bu işlemler tabii ondan sonra gerçekleşiyor. İlk önce bu siteye üye olacaksınız. Bir Grok üyesi olacaksınız. Ondan sonra da API key'i alacaksınız. Onlama kurulumunu şimdi göstermeyeyim. Code nokta ile de Visual Studio Code kullanıyorum. Siz de başka bir araç kullanıyor da olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan bir text edit aracı olması yeterli. Şimdi asıl kod sayfamız burada. Adını Crew AI, blog Grok koydum. İsim hiç önemli değil. İstediğiniz gibi, bu hatırlatması için benim blog
işlemi yapan bir kod bu. Import os, çünkü burada environ bilgisini alabilmek için kullanıyoruz. Başka bir işlevi yok. Crew AI'yı kullanabilmek için bizim agent, task, crew ve process işlemlerine, modüllerine ihtiyacımız var. Bunları import ediyoruz. Bir de crew AI tools'dan tool import ediyoruz. Burada evet, tool'a gerek bile yok bu kodda ama onu da kullanmışım. Bu API key'ler için ben şöyle basit bir yol kullanmaya çalışıyorum. myapikeys.py isimli bir dosyam var. Bunun içine ben API key'lerimi kopyalıyorum ve kullanırken de oradan çağırıyorum. Bu şeyde Betik'te grok API key'e ihtiyaç var. O yüzden de myapikeys dosyasından grok API key'i import ettim. Şimdi şunları kalıp olarak bakın. Grok sistemini incelerseniz, dokümantasyonuna girerseniz bu konuda zaten size örnekler karşınıza çıkacaktır. Ben de aynen alıp onları kullandım. OpenAI API Base şurada lokalda böyle bir erişim imkanı sağlanıyor. OpenAI Model Name'i de bu yeni yayınlanan Llama 3'ün 70 B'lik, 70 milyarlık modelini kullanacağız. OpenAI API Key olarak da burada bir şaşırtmaca var. Grok API Key'i biz OpenAI API Key yerine kullanacağız. Şimdi Crew AI'yı kullanırken biliyorsunuz agent tanımlamamız lazım. İşte kaç işlem yaptırmak istiyorsak onları tanımlamak için o kadar sayıda agent tanımlıyor. Bu örnekte bir researcher bir de writer için agentlara ihtiyacımız var. Rol olarak şimdi Türkçe olarak ben şey yaptım. Aslında İngilizce olursa tabii çok daha etkin bir şekilde çalışıyor bu sistemler ama anlaşılır olsun Türkçe izleyenler için diyerek böyle bir yöntem kullandım. Role uzman araştırmacı, researcher denebilir. Aynı şey ben Türkçe olarak kullandım burada. Goal, hedefimiz ne? Bu şeyin, ajanın, researcher'ın hedefi verilen konuya uygun konu başlıkları oluşturmak ve bu başlıkları ayrıntılı bir şekilde araştırmak. Bir backstory var. Yani bu şeyin researcher ajanının geçmişini yani yeteneklerini yapabildiği şeyleri tanımlıyoruz burada. İşte sen uzman bir araştırmacısın. Araştırma yaparken İngilizce kullanıyorsun. Teknik konulara hakimsin. Burada İngilizce yerine Türkçe de kullanabilirsiniz. Bunları denemek lazım. Ben araştırmayı İngilizce, sonucu da Türkçe üretmesini istiyorum bu kodda. O yüzden araştırma yaparken İngilizce kullan dedim. Bunun sonucu etkisi ne? İngilizce araştırmayı çok daha geniş kapsamlı bir şekilde yapabiliyor bu sistemler. Türkçe o açıdan daha kısıtlı. Ama sonucu Türkçe istiyorum. Onun yerinde şöyle bir yöntem de kullanılabilir. Sonucu da İngilizce alırız. Sonra da bunu tercüme ettiririz. O da mümkün. Ama ben burada Crew AI'ya bu işi yaptıracağım. Birinci ajanımız araştırma işlemlerini yapıyor. Verbose true, allow delegation false parametreleri var. Verbose true veriyoruz. Niye? Takip etmek için. False dersek ara işlemler konusunda bize bilgi vermeyecek. Biz ilk aşamada bunları öğrenirken verbose true yapmakta yarar var. Allow delegation bu ajan diğer ajanlara herhangi bir konuda ihtiyaç duyacak mıyı
tanımlıyor. Araştırmayı bu tek başına kendisi yapacak. Araştırma yapmak için başka bir şeye ihtiyacı yok. O yüzden allow delegation false diyoruz. Yani bir yardımcıya ihtiyacı olmayacak. Bu şekilde geçtik. Writer ajanımız da role blog yazarı. Goal edindiğin bilgileri kullanarak çarpıcı, bilgilendirici ve uzman diliyle yazılmış Türkçe yazı üret. Backstory, sen uzman bir blog yazarısın, teknik konulara hakimsin, teknik ve bilgilendirici içerik üretmek senin uzmanlık alanın. Olabildiğince kısa ve anlaşılır cümleler kuruyorsun. Eğer kullanacağın bilgilerde eksikler varsa researcher'a soruyoruz. Şimdi demek ki bu ajanımız, yani writer ajanımız yardıma ihtiyaç duyabilecek, o delege etmesi gereken işlemler olursa, orada ne dedik, bilgilerde eksik görürsen bunu researcher'a delege edebilirsin. O yüzden allow delegation'ı true diyoruz. Verbose'da yine true dedik. Şimdi ajanlarımız bunlar. İkinci aşama ne? Task'ları tanımlamamız. Task görev anlamına geliyor biliyorsunuz. Research task, araştırma görevi. Bunun bir description'ı var. Konu, bunu konuyu en başta şurada ben bilim kurgu filmleri diye belirtmiştim. Bunu doğrudan buraya da yazabilirsiniz ama böyle kodu değiştirmeden sadece bir satırda veya bir değişkende oynayarak farklı sonuçlar elde etmek mümkün olabilir bu şekilde. Konu hakkında, yani bilim kurgu filmleri hakkında uygun uzunlukta Türkçe bir makale yaz diyoruz. Burada uygun uzunluk yerine işte şu kadar paragraf uzunluğunda bu kadar kelime kullanan falan şeklinde bir bilgi de koyabilirdik. Tamamen size kalmış. Yazı dikkat çekici olsun, magazin dili kullan gibi ek açıklamalarımız var. Şimdi bu expected output ilk Crew AI örneklerinde bu yoktu. O yüzden eski örneklere rastlarsanız expected output'u eklemeniz lazım. Boş bile olsa, ben kolayına kaçtım, expected out'u boş verdim. Yani kendisi tanımlasın diyerek. Agent olarak da bu task kime, tamam, researcher'ı sonradan şey yapmışız. Yazı söz konusu olduğu için bunun ajanı writer. Verbals yine true dedik. Research task'ında ne var? Description'da konu hakkında araştırma yap. Expected output'u yine boş verdik. Buna şeyi, bulduğun sonuçları ayrıntılarıyla aktar falan gibi bir şey de diyebiliriz burada. Agent researcher, verbose true. Şimdi task'lar da tamam. Şimdi bir de crew tanımlamamız lazım. Crew eşittir crew. Agents, bu bir liste. Researcher ve writer var agents listemizde. Tasks listemizde de research task ve write task var. Verbose burada true false değil, bir veya iki olabiliyor. Verbose 2 dedim. Process, process eşittir process nokta sequential. İki temel proses var. Birisi sequential, öteki de hierarchical. Sequential'da işlemler sırasıyla yürüsün. Diğerinde, hiyerarşik olanda ise aynı anda farklı işlemler yapılabiliyor. Ama bu daha şey, yaygın ve kullanışlı bir yöntem. Crew AI için gerekli olan bütün nesneleri tanımlamış olduk. İşlemi sonlandırmak için de result eşittir crew nokta kickoff diyoruz. Dolayısıyla bu sistem çalışmaya başlıyor ve elde ettiği sonucu result'a aktarıyor. Biz de en sonunda result'ı print ettiriyoruz. Evet. Bütün
olay bu. Hemen çalıştıralım. Bakın hem Türkçe hem İngilizce açıklamalar. Niye? Çünkü biz emirlerimizi, açıklamalarımızı Türkçe yaptık. Ama araştırmalarını da İngilizce yap demiştik. Ve hemen sonuçlar karşımıza çıktı. Bu hızı sağlayan Grok. Grok biliyorsunuz değişik bir yöntem kullanıyor. Şu anda ücretsiz kullanabiliyoruz. Ama bu ücretsiz kullanım hakkı ne kadar sürer açıkça bilemiyorum. Yani kısa bir süre sonra ücretlendirmeye başlayabilirler. Aslında sitelerinde ücret tarifesi de var ama şimdilik ücret uygulanmıyor görünüyor. Evet, sonucumuz burada böyle ayrıntılı bir makale karşımızda. Bu makaleyi farklı formatlarda da alabilirsiniz. İşte örneğin HTML formatında olabilir. Tamamen size kalmış. Onu eğer farklı formatlarda istiyorsanız şeylerde şurada Write Task'ta çıktı formatını tanımlamanız lazım. Eğer sonucu bir dosyaya yazılmasını istiyorsanız burada bir parametre olarak verebiliyorsunuz. Bunun için Crew AI dokümantasyonuna bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet, kısa olsun demiştim ama gene epey konuştum. Burada keseceğim. Sorularınızı doğrudan bana yöneltebilirsiniz. Elimden geldiği kadar ve en kısa zamanda yanıtlamaya çalışacağım. Evet, şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.